Dilimin damağımın tutulduğu bir bölümle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bir klinik psikolog reptilyanlarla büyük bir mücadele vermiş. Burada Yücel Bey cevap versin. Benim aldığım mesaj farklı. Çok önemli bir şey oluyor ya, şu an bir başım dönüyor arkadaşlar. Sen şu an burada annene babana bile söyleyemediklerimi paylaşıyorsun. Tabii hiç kimse söyleyemedi. İlk defa buradan duyacaklar, beni belki anlarlar. Ay, bir kafayı toplamam lazım. Yukarıda reptilyan avcısı ismi Hanım. Şaka yapıyorsunuz. Ciddi misiniz hocam? Çıldıracağım şu anda ya duyduklarım karşısında. Gözümü kapattım, yakaladım seni dedi. Siz burada ne olduğunu farkında mısınız? Hatay Osmaniye tarafından. Böyle kıpkırmızı hocam. Yüce hocam, siz ne olduğunu görebiliyor musunuz şu an? Görüyorum. Telepatik olarak kalpler birleşti. Zihinsel olarak konuşuyor sanki Yücel Bey'le. Ya size yemin ediyorum başım dönüyor benim ya. Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümünden herkese sevgiler. Ben İlkay Buharalı, kıymetli kozmik mühendis hocam Yücel Balkancı ile birlikte Anlatmak Zamanı'nı hazırlıyoruz. Öyle bir konuğumuz var ki şimdi tanıtacağım onu. Ya Anlatmak Zamanı'nda benim ağzımı açık bırakan, burada az sonra Yüce Hoca ne söyleyecek? Sizin anlatacağınız detaylarda daha neler var? Yani dilimin damağımın tutulduğu bir bölümle karşı karşıyayız arkadaşlar. İsmihan Çiçek bir klinik psikolog, yaşadıklarını, çocukluğundan beri yaşadıklarını anlayabilmek, çözebilmek için klinik psikolog olmuş, reptilyanlarla büyük bir mücadele vermiş. Ay, inanılmaz bir bölüm bekliyor hepinize. Sizin de başlamadan önce hocam merhaba öncelikle. Merhaba. Ay, ne diyeceksiniz yani? Ben de heyecan yaptım. Ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda. Bakalım. Ben de merak ettim. Ben de heyecan yaptım, açık söyleyeyim. Ama hani ilk izlenimim burada bir şey var. Burada bir şeyler var. Merak ediyorum. Bakalım. Burada bir şeyler var. İşte fotoğrafını gördünüz, hikayeyi okudunuz. Hikaye önemli değil. Görüyorum yani. Bir şeyler var burada. Burada bir aksiyon var yani. Burada bir aksiyon. Bu program sanki biraz farklı olacak. Peki şey, hani başlangıç bölümümüzde şey dediniz. Ben aslında bir mühendissiniz. Evet. Ama perdenin arkasında da aynı bilim, hani mühendislik, sistem işliyor. Orayı da görüyorum, görebilene dediniz ya. Evet. Şu anda görüyor musunuz perdenin arkasını? Neler olup bittiğini, daha hikayesini konuşmadan. Şu an İsmihan Hanım perdenin önünde, o açıdan sıkıntı yok. Tabii şu an görüyor, hepimiz görüyoruz onu. Ama şey, hani biraz hikayeyi de okudum. O kapsamda hani sorguladığımda dönüş olarak tutarlı bayağı bir bilgi akışı oldu. O açıdan hani İsmihan Hanım'ın kendini ifade etmesini, paylaşacağı şeyleri merak ediyorum. Yani bizim de katkımız olursa ne ala. Bu konular da açıkçası aslında İsmihan Hanım üstünden bir fırsat. Yani çok yaygınlaşan, güncel bir konu olan bir duruma var ve hani büyüyerek giden bir konu. Bu vesileyle de hem İsmihan Hanım'ın hikayesini dinlemiş olacağız, hem de buradan insanlara katkı sağlayacağımız bir program yapacağımızı düşünüyorum. Yani uçuk kaçık gibi hani havalı bir hikayeden atıf yaptık, bahsettik ama aslında günümüzün önemli konularından birine atıf yapmış olacağız. Onun üstünden de açıklamalar yapacağız. Bu da iyi bir fırsat olacak bence İlkay Hanım. İnanamıyorum yani İsmihan'cığım, ya benden çok gençsin. Bir klinik psikolog olmasan, hatta ben arkadaşlara çok özür diliyorum ama bak dedim ki emin misiniz? Diplomasını isteyin. Bakın doktorlar sitesinden falan, hani randevulardan hepsini istediler, onayladılar. Hani bir klinik psikolog olarak reptilyanlarla anlaşma yaptım, mücadele verdim. Allah'ım ben ne yaşıyorum? Bana da yardım edin duygusuyla buradasın. Sen buraya niye, sen söyle hani az önce söylediklerini, niye buradasın? Niye buradayım? Eminim tek değilim. Birçok insan var ama onlar da benim gibi çevreye söyleyemiyorlardır, belki açıklayamıyorlardır çünkü açıklanması zor, daha bir farklı gözle bakıldığı için. O yüzden burada anlatmak istiyorum, benim gibi olanlar da artık kendilerini ifade etsinler, yani bu şekilde kalmasın. Birçok bir olay vardır mutlaka, içine girdiğimizde derinleşecek zaten. Nereden başlayabiliriz? Cevabını aradığın sorular da tabii var, çok arıyorum. Yani neden ben? Niye böyle? Niçin bu şekilde? Ya zaten evrenin hani bir yasası, bir sistem olduğunu biliyoruz. Ama bilebildiğimiz kadarını biliyoruz. Burada profesyonel
Yücel Bey olunca ben de bu fırsatı yakalamak istedim açıkçası. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Başlıyoruz. Tamam. Seni klinik psikolog olmaya götüren nedir? Önce onu sorayım. Şöyleydi. Tabii ki herkes gibi, her çocuk gibi zaten psikoloji çocukluk anından 0-7 yaş boşuna söylemiyoruz. O dönemde tabii ki yaşadığımız zorluklar vardı. Daha sonra ergenlik dönemi derken. Fakat bende daha farklı hani psikolojik sıkıntılar vardı. Çözemiyordum. Hani bunun psikolojik olduğunu da artık düşünmedim yani. Bunun arkasında bir şey olmalıydı, bir şey vardı. Onu aramaya koyulduğumda kendimi orada buldum, o bölümde buldum. Baktım, evet psikoloji çok güzel, şu anki insan davranış biçimlerini anlatıyor, ilgileniyor. Fakat benim için yetersizdi. Bu cevap yeterli değildi. Bunun daha da ötesi olmalıydı. Oradan da bu şöyle diyelim, tatmin olma duygusu diyebiliriz. Tatmin olmadım. Daha da ilerisini merak ediyorum. Ne var orada? Yani yaşadıklarını anlamak için klinik psikolog oldun ama oranın da yetmediğini Yetmedi yani. Şu anki benim davranışımla ilgileniyor. Hı. Ama ben buradan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Bunun ötesi var, ilerisi var. Ve yaşıyorsun nereden da zaten. Tabii yani şöyle, ben hep şunu sordum kendime. Neden buradayım? Kimim? Niye doğdum? Nereden geldim? Hatta belki çoğu insan da bunu sormuştur ama hep şöyle bir yaftalama vardır. Dinden çıkarsın, günah işlersin, sus gibisine. Ama ben belki dinden de çıkmış olabilirim çoğu zaman. Çünkü Allah'a da sorguladım. Şeytana da sorguladım. Gücü yetmiyor mu dedim. Özellikle 6 Şubat depreminde neden dedim yani biz bunu yaşadık, gücü yetmiyor mu? Onu da sen yarattın. Ama neden fırsat veriyorsun? Benim birazcık bakış açım çok çok farklı. Deprem olsun, olan olaylar olsun. Ben sanki bu dünyadan kopuk gibi yaşıyorum aslında. Bu arada sevgili İsmail Çiçek 34 yaşındaki çocuk annesi, hı hı, Gaziantep'ten geldi. Evet. Bir deprem zedesin aynı zamanda, evet, depremi, evet, yaşadın. Konuşacağız bütün detayları. O gece, hı, enerjide çok büyük bir farklılık vardı diyorsun. Az önce bize biraz anlattın. Detaylandırmanı isteyeceğim. Küçüklüğünden beri yaşadığım olaylar farklıydı diyorsun. Ne yaşıyorsun küçüklüğünden beri? Küçükken şöyle bu süreçte aslında beni tam böyle olayları bambaşka bir şey olduğunu tam böyle idrak ettiğim nokta pandemiydi. Pandemide dedim ki evet çok bambaşka şeyler var. Orada birden her şey hızlandı benim için. O dönemde durup düşündüğümde, çocukluğuma döndüğümde, kendi çapımda kendime regresyon da yaptığımda şunu hiç unutmuyorum. Küçükken hani yoldayım. Çoğu zaman sanki bu dünyadan çıktığımı hissediyordum. Hani bedenim var. Ama hissetmiyorum. O dönemlere bir döndüm. Kendimi şöyle söyleyeyim. Kaç yaşlarındasın mesela o zaman? 4-5 yaşlarındayım. Astral seyahat gibi bir şeyler mi? Bilmiyorum. Hani yolda yürüyorum ama şey, hep bir şu hal var bende. Halen de oluyor. İdrak sonradan düşüyor hocam. Yani bir mesela şu an bir şok, bir olay oldu. Ben böyle bakıyorum. Ruh, beden ayrışımı var. Tepkisiz bir şekilde sonradan idrak ediyorum. O an sanki ben orada değilim. Dışarıdan izliyorum gibi. Küçük çocukken de 4-5 yaşımı hatırlıyorum. O hissi halen hissedebiliyorum. O bulunduğum hissi. Sanki burada değilmişim gibi. Bedenim var ama o yaşta hatta sorguladığımı bile hissediyorum. Ben neredeyim, kimim der gibi. Birçok şey var. Hani neresinden tutsam, neresinden başlasam ama ben size elle tutulur, gözle görülürleri yazdım daha çok. Bunlar benim kendi deneyimledim. Ama şahit olunan kısımları daha çok size iletmek istedim. Şimdi onlara geleceğiz ama çocukluğunda ne yaşamış anladınız mı Yüce Hocam? Bunun aslında cevabını aldım aslında ben. Aldınız mı? Ne tabii zaman? Bunun cevabını bir yıl olacak. Tam aldım. Tam bir yıl oldu pardon. Evet. Ocak ayıydı. Nedir, geçen Ocak ayı. Şöyleydi. O dönemde ben geçen yıl depremden önce şey alıyordum, eğitim alıyordum. Artık süpürterliğe soyundum. Dedim ki burada psikolojinin de yeterli olmadı. Biraz da buradan gidelim, ilerleyelim diye. Oraya girdiğimde bir hocamız vardı. Ona reptilyanlarla yaşadığım ziyaret etme olaylarını anlattığımda sor dedi bakalım. Hocam dedim ne istiyorlar benden? Sor dedi, sen sor, cevabını al dedi. Zaten rüyalarımı yönettiğimi de orada farkına vardım. Ben sordum.
Dedim hani ne istiyorsunuz benden? Ama reptilyanları değil. Çocukken o bedeninden ayrışma durumunun ne olduğunu İşte oraya birbiriyle bağlantılı. Ha, ona cevap verdiler. Aynen. Ne dediler? Şunu söylediler. Bunun şahidi annem. Annem benim eve girdi, kapıyı açtı. Uykudayım ben ama dışarıyı da yönetiyorum. Uyurken. Anne dedim sakın ses çıkarma, yanıma otur. Ama gözler kapalı. Açarsam gidecek vizyon. Sakın dedim, sana çok önemli şeyler anlatacağım dedim. Annem başucuma oturdu ama ben yatıyorum. Ne oldu dedi. Anne dedim ben hep dedim eski evden de korkuyordum ya dedim. Hani orası zaten büyülü bir köşk gibiydi yani. Ben cevabını aldım dedim. Ne dedi? Onların bana söylediği şey küçükken beni geceleri alıp okullarına götürüp okuttukları. Yani belki saçma gelecek, belki hani Yücel Hocam'dan bunun cevabını ben gerçekten duymak istiyorum. Bu nedir, nasıl bir şeydir? Ve ondan beri şunu sorguluyorum. Ben neyim, ben kimim? Peki reptilyen olduğundan emin misin karşısında? Kendini öyle mi tanıttı sana? Tabii ben onlara... Görüyor musun? Hayır, görüntü yok, vizyon yok. Uyuyorum, ses geliyor. Yani dedim ki ne istiyorsunuz benden? Neden bu kadar? O beni ziyaret etme olaylarından sonra... O ziyaret etme olaylarını anlatacağız. Yani reptilyen olduğundan eminsin ve çocukken sana eğitim verip okullarına götürdüğünü söylediler. Niye söylediler. Eminim? Çünkü onlara sordum soruyu. Yani başka birine sormadım. Reptilyen olduklarına emin misin? Onu soruyorum. Yani bana gelen reptilyansa cevap verenler de onlardır diye düşünüyorum. Da burada Yücel Bey cevap versin. Evet, benim aldığım mesaj farklı. Nasıl? Yani aslında büyük bir kapışma var gibi düşünün, tamam mı? Hani bonservisi yüksek bir futbolcu gibi. Tamam. Gerçekten görüştüğü reptilyan. Ama zamanında olup biten, hani okula gitme olayı doğru ama senin görev vaktinle geldiğin, hani üst boyut varlıksın. Üst boyut varlık olarak buraya geldin ama görev vaktini açacağını hatırlıyorsun aslında. Çocuk halini hatırlıyorsun. Hı hı. Kendini ifade edemiyorsun. Olup biteni tanımlayamıyorsun. Acil hani eğitime tabi tutulman gerekiyor. Aslında senin rehberlerin seni okula götürüyor, getiriyor. Ama reptilyan atıf yaptığı şey kendi ırkının sana okula götürmesi değil. Senin ışık varlıkların, rehberlerinin yaşattığı sürece atıf yapıyor. Ama sonrasında da muhtemelen onların mücadelesi devam etmiş, yani iki tarafın kapışması gibi. Ama doğal bir koruman var. Aynı zamanda bilmemekten kaynaklı, süreci yönetememekten kaynaklı ve özgür iradenin sağlıklı bir şekilde protokollere uygun kullanamamaktan kaynaklı reptilyanların da enerji alanına sızması, yaşam alanına girmesi, yani yılmamaları vuku bulmuş gibi duruyor. Ama bir şekilde buraya kadar gelmişsin yani. Bir doğal koruman var. Ama orada bir mücadele görüyorum. Onu söylediler hocam. Bir mücadele görüyorum. Doğal korumamı söylediler. Hı-hı. O şeye girelim isterseniz İlkay Hanım. Asıl tanıştığım... Dur, çok çok önemli bir şey oluyor ya. Şu an bir başım dönüyor arkadaşlar. Siz burada ne olduğunu farkında mısınız? Evet. Bir kafayı toplamam lazım. Işık yani var, kendi rehberleri onu eğitim sürecine tabi tutmuşlar. Evet. Bayağı yüksek boyuttan geliyor. Yüksek boyuttan bir ışık varlık. Evet, özel. Ama reptilyanlar da onu tesir altına mı almaya çalışıyorlar ve etkilemeye mi çalışıyorlar? Yalan söylüyor belki de. Biz seni yani okula götürüyorduk tarafına, falan gibi. Yani reptilyanın yani bonservise atıf yaptık hani metaforik olarak. Transfer etme şansları olan bir varlık değil. Işık varlık. Tamam. Ama hani karşı tarafa gidemesin gibi. Hani alaşağı etmek. Ha, görevini yapamazsın. Satan. Evet. Çünkü o görev, doğru söylüyorsunuz hocam. Çünkü görevi, ağır bir görevi var. Onu hissediyorum. Görevini tam göremiyorum. Ama çok yukarılardan geldiğini görüyorum. Buralı değil, buraya da ait değil yani. Hani onu eminim yaşamınız boyunca hissetmişim. Hissediyorum yani. Bir yere ait değilim. İstanbul'da yaşadım, Antep'te yaşadım. Farklı şehirlere gidiyorum. Benim olan mesela maddi anlamda şeylere bile sahiplenemiyorum. Mesela benim hiç önemi yok. Atıyorum araba diyelim, birinin hayalidir. Ben ona sahiplenemiyorum. Gelmiyor. Yani şey olmuyorum, böyle bir değişik bir şey. Zaten bunun acısını çok yaşıyorum hocam. Yani çok sıkıntılar yaşıyorum. İşte bunun psikolojik olmadığını orada anladım. Farklı bir şey var. Yani buraya ait değilim, adapte olamıyorum. Bakıyorum ailem var. Bazen şöyle oluyor, bakıyorum çocuklara. Benim çocuklarım mı? Ben mi doğurdum? Ne zaman bu kadar büyüdüler? Bu arada 13 yaşında ve 11 yaşındalar. Nasıl oldu? Allah bağışlasın. Anneme babama bakıyorum. Yani bazen onlar bunun farkında değil ama benim içimde öyle bir mücadele var ki. Belki bunu yansıtmıyorum ama benim içimde fırtınalar kopuyor. Hissettirmemeye çalışıyorum. Belki rol yapıyorum, bilmiyorum. Sen şu an burada
annene babana bile söyleyemediklerimi paylaşıyorum. Tabii hiç kimse söyleyemedi. İlk defa buradan duyacaklar. Beni belki anlarlar. Şimdi buradan sonra kardeşlerim, annem, babam belki anlar. Eve alırlar değil mi? Tabii alırlar. Yani bir iç motivasyonla burada anlatman gerektiğini mi düşünüyorsun evet. şu anda? Tabii ki anlatamadıklarım bu benim için çok büyük bir fırsattı. Hiç kimseye anlatamadığım kendimi şu an ben fırsat buluyorum. Bu yüzden de çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar ne anlıyorlar bilmiyorum. Belki kalpleri kırılıyordur bazen. Çünkü çok uzaklaşıyorum. Kendi alanıma kapanıyorum. Burada çok önemli bir nokta var İlkay Hanım. Özelden genele hani biz amacımız seyirciyi bilgilendirmek. Tabii. Hem tatmin etmek hem de bilgilendirmek. Bu genel bir sorun, doğal bir sorun. Nedir? Ait hissedememek. Ait hissetmemek. Bu artarak devam eden çünkü bu zaman az kaldı diyoruz, son berde de diyoruz ya. Hani iniyorlar da iniyorlar dedik yani atıf yaptık. Hı-hı. Indigolar, kristal çocuklar. Hani bu dönemde dünya nüfusunun önemli bir kısmı artık oranı hızla artan bir şekilde buralı olmayan ama buralı olanlara destek amaçlı gelen birçok yani kristal veya ışık varlık iniyor desteğe ama buralı değil, geçmişi yok, karmik geçmişi yok. Buraya adapte olmak çok zor. İsmiyan da buralı değil. Buralı değil. Buralı olmayanlardan. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi buralı değilim. Burada işte enkarne olmuşum, olmuşum artık hani buraya adapte olmuşum. Öyle bir durum yok. Ama bu durum son perde. Aynen bu aşamada gelmem lazım. Geliyorum. Geldiğinde ne oluyor? Gene bir avatara giriyorsun. Bir annem babam var. Hani bir koşturmam var vesaire vesaire. Ama ikna olmuyorsun. İnandırıcı gelmiyor. İşte hani parasal maddi kısmı da inandırıcı gelmiyor. Ama işte burada sorun şu. Arafta kalıyor kişi. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Hani bir yuva dürtüsü var. Hani home sweet home evim var. Hı hı. Ama hani nedir bilmiyor. Buradaki sistemi bilmiyor. Geliş amacını bilmiyor. Hani böyle bir bilgilendirme yok zaten. Hani biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Araf nedir? Boşluktur. Aradır yani. Hani arada kalmışlık. Tam tanımlı olsa, her şey biliyor olsa ona göre hani görevini yerine getirmeye çalışır. Aynı zamanda dünyevi düzlemdeki koşturmasını, ailevi, işsel olarak koşturmasını, çocuklarla ilişkisini de güzel götür. Ama bir yanı şurayı önce bir tanımlamam lazım diyor. Hani bu boşluğu tanımlamam lazım. Yapamıyorum, buraya odaklanamıyorum diyor. Çocuğuma bile baktığımda hani bu benim çocuğumu sorguluyorsun ya hani şu an acayip gelse bile içten gelen bir dürtü. Bir kere müthiş bir cesaret şu evet. an bunları paylaşıyor evet. olman. Yani İnanılmaz. Bu genel bir sorun. Bu inanın şu an izleyenler bak tüylerim diken diken oldu. Çok kişi şu an bana enerji geçiyor. Çok kişi oh be ben deli değilmişim. Burada arka planda ben olup biten bir şey varmış. Bende sorun yok çünkü çocuğuna karşı böyle hissetmek anne baba insana suçlu da hissettirir kendini. Evet. Tam onu söyleyecektim. Burada benim bir metaforum var. Hani olması gereken veya temenni olarak şey. Miraç nedir? Yükselmektir değil mi? Hani illa Hazreti Muhammed'in yükselmiş olması gibi yükselmek zorunda değilsin. Ama Miraç yükselmek kavramı üstünden kişi olup biteni miraca çıkarak olup biteni, gerçek olup biteni ve hani büyük resmi algıladığında yükselip o idrake ulaştığında gene tırnak içinde diyorum. Rabbimiz diyor ki tamam şimdi fark ettin, hatırladın, olup biteni algıladın. Şimdi bu yeni idrakla senin işin aşağıda, in aşağı diyor. İlk kez buraya gelmeden, enkarne olmadan bir idraktaydın, geldin. Ama şimdi enkarne olduğun, yaşamını devam ettiğin kesitte miraca çıkıyorsun, idrakın artıyor. Metaforik atıf yapıyorum. Hı hı. Şimdi artık öğrendin. Şimdi bu bilinçle in aşağı diyor görevini yap. Aynı zamanda da dünyevi düzlemde çocuğunun altını değiştir, okuluna git, işine git. O da bu işin parçası. Zaten senin görevin diyor. İnsanların arasında. Oradan kopuk yaşayarak bir şey yapamazsın diyor. Ama ne oluyor? Bu miraç olayı yaşanmadan, fark ediş olmadan hep devasa bir boşluk var. Hı-hı. Burası beni çekiyor, çözümleyemiyorum. Yerine oturtmam lazım. Sen panik burada atar. Ne anlatıyorsun bana? Ben buraya çekiliyorum. Önce bunu bana tanımla, sonra oraya geleyim diyor. Bu çok büyük bir boşluk ve çok insanın yaşadığı bir boşluk. O boşluk kişiyi farklı kararlar almaya da iter, hayattan kopar, farklı teşhislerde konur, her şey olur. Kendini ifade edemez. Ve ifade edemediklerinde içe dönüyorlar. Sonra kendi kendini de sorguluyor. Yani zor bir süreç. Yani çok. Bu indigoların, kristal insanların, ışık varlıkların daha doğrusu yani ödedikleri bedel, ödemeye hazır oldukları bedel o kadar saygıya hak ediyor ki. Yani biliyorlar hani oraya ineceğim, unutarak gireceğim ve böyle şeyler yaşayabileceğimi biliyorum. Yani ne büyük bir fedakarlık. Ne zoru var gelmek zorunda değil. Özgür iradesiyle tercih ediyor. Kime? Ademoğluna.
Ademoğlu 5. boyuta geçsin, altın çağı yakalasın, hasata takılmasın diye ödediği bedele bak. Burada yukarıdan baktığında kısacık bir zaman geçiyor ama hani burada klasik bir ömür çek yani çekilir dert değil değil mi? İsmihan Hanım da onlardan biri. Aslında söylediklerinizi biliyorum. Ona istiyorum. Bunu... Rahatlıyormuşum Yüce Hoca konuştukça. Çok rahatlıyorum. Ne hissediyorsun? Çok güzel rahatlıyorum çünkü bu onayı ihtiyaç. Aslında biliyorum, bilinç olarak biliyorum, bilişsel olarak biliyorum. Alt zeminde var ama evet doğru söylüyorsun denmeye profesyonel olarak ihtiyacım vardı. Ciddi anlamda. Şimdi psikolojik olarak bu rahatsızlıklara baktığımızda da insanlara şu yüzden söyleyeceğim. Her şeyi psikolojiye bağlayıp da ya da dünyadaki olaylara bağlamamak gerekiyor. O yüzden bunu da anlatmak istiyorum. Her şey bu dünyada olup bitmiyor. Arkasında ne var? Arka perdede ne var? Bunu bilmek gerekiyor. Bu açıdan benim için çok önemli. Psikoloji açısından. Psikoterapi açısından ben herkese ya zaten şöyle bir şey oldu bende hocam. Bana gelen hastaya ben bakıyorum böyle. Acaba arka dünyada ne yaşıyor? Direkt bende otomatikmen o oluştu. Buradaki olan bir şeye inanmıyorum artık. Çünkü o derece. Sen kendi bilgilerinle üniversite bitiriyorsun, klinik psikolog olsun, kendine yardım edemiyorsun, kendi sorununu çözemiyorsun. Tabii ki yani yapamıyorsunuz. Görüyorsun çünkü ki bu yetersiz. Bu peki yetersiz. İsmail şeye gelelim. Az önce dediğin artık fiziksel deneyimlerine. Çocukken ışık varlıklar şimdi öğrendik ki seni bir eğitime tabi tutmuşlar. O eğitim detaylarıyla ilgili bir şey hatırlamıyorsun ama değil mi? Yok hatırlamıyorum söyledikleri kadar. Peki söyledikleri kadar. Sonra bu reptilyanlarla ilk muhataplığın nasıl oldu? Nasıl gördün? İlk muhataplığım 2019 yılında. Önce bir şeyler paylaşıyorsun galiba. Evet telefonuma resimler düştü geldi. Hiç bilmiyorum. Ne kitapta okudum, o kadar kitap okurum. Hiçbir yerde karşıma çıkmadılar. Ama telefonda vizyon olarak çıktılar. Niyeyse içimden onları paylaşmak geldi. Niye ben onlardan... Ne paylaşıyorsun? Onları paylaşıyorum. Reptilyanları. Reptilyanları paylaşıyorum. Nasıl kılık değiştirdiklerini, nasıl bir varlıklardır, nereden geldiler, nerede yaşarlar, insanlara nasıl etki yaparlar. Bunları anlatıyorum ben. Birden onlarla ilgili şeyler paylaşmaya başladım. Onları ifşa ediyorum. Bu arada üniversite öğrencisisin galiba. Evet, birinci sınıf öğrencisiyim. Ama şöyle bir şey var. Ben niye paylaşıyorum onları? Kim dedi bana? Niye yaptı? Onlara bildiğiniz, onlara böyle birazcık komik gelecek. Savaş açtım kendimce. Diyorum ki sizi yayınlayacağım, sizi ifşa edeceğim. Herkes sizi görecek, bilecek. Ama ben bunu niye yapıyorum? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Niye yapıyor hocam? Yukarıda reptilyan avcısı İsmihan Hanım. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Ciddi misiniz hocam? Evet. Yukarıda reptilyan avcısı. Evet, hikayesi çok önceden başlamış reptilyanlarla. Onlar da hazır dünyevi düzlemde yakaladık unutmuş. Biz de onlarla uğraşıyoruz. Gücünü kaybetti diyor. Yakalayalım diyorlar o zaman. Ya size yemin ediyorum başım dönüyor benim ya. Ay izleyiciler ne halde şu an bilmiyorum. Şöyle bir detay var. Mesela ben iddialı bir şey söyledim ya. Aha. Daha önce bunu konuşmadım ya. Karşı tarafı konuşturmadım arkadaşlar bu arada ben yayın şimdi öncesi. Şimdi kırk noktası şu. Onun da ilk kez duyduğu bir şey söylemiş olsam da ben şimdi çarpıyor buraya söylediğim şey. Aha. Karşılık buluyor mu bulmuyor mu? Buluyor mu? Ne yönden? Yani rahatsız çok mutlu edeceğim. Oluyorum. Ha, yani yanlış hayır. Yani. Yanlış mı doğru mu? Geçmek. Yani karşılık buluyor. Evet söylüyor. Evet doğru söylüyor. Evet doğru söylüyor. Ha, evet işte diyorum. İşte ediyorum. Evet uyumlanıyor bak, yani. Bir şey söylüyorum. Yeni bir şey söylüyorum. Ben burada başım dönüyor diyorum size. Karşılık buluyor. Evet. Yani. Ya arkadaşlar evet. Ben rezonansa geçiyor çünkü. Çıldıracağım şu anda ya duyduklarım karşısında. Ay izleyiciler ne halde? Allah'ım biz ne yapıyoruz? Ben sizi nasıl bir vizyonda görüyorum biliyor musunuz şimdi? Mesela elinde kılıç böyle şövalye gibi o reptilyanı parçalıyor, bunu parçalıyor. Yukarıda böyle bir vizyon görüyorsun. Erkek mi, kadın mı? Kadın, gene dişil enerji. Gene dişil İsmail enerji. İsmail abla reptilyanı ama tabii benim gördüğüm literal algılamayın. Yani metaforik olarak öyle bir süreç yaşadınız. Hani davanız var yukarıda. Evet. Öyle algılıyorum. Bunu biliyorum. Evet, nereden biliyorsun diyeceksiniz İsmail. Bilmiyorum. Bunların açıklaması yok. İçsel o. Mesela şimdi sanki telepatik olarak kalpler birleşti. Zihinsel olarak konuşuyor sanki Yücel Bey'le. Okeysiniz yani. Evet yani ben olayları anlatıyorum. Yücel Bey okeyliyor. Benim kalbim buradan okeyliyor. Evet diyor. Peki. Böyle bir. Peki dur. Bunları paylaşmaya başladın. Sonra ne oldu? Tam orada. Orada paylaşıyorum ediyorum. Bir gün şey oldu. Tam uyuyacağım, yatağa girdim, gözümü kapattım. Bunu da ilk defa duyacaksınız. Zaten konuşmadık ama Yücel Bey
başkalarından duydum bilmiyorum. X, 2, 3, B atıyorum yani. Hı-hı. Vizyonlar geliyor. Sayı geliyor, rakam geliyor. Ya dedim ne oluyor, bunlar ne? Gözüm açıyorum, tekrardan kapatıyorum, tekrardan geliyor. Sonra bunu araştırmaya başladım. Ya yani bildim ama geldim diyor bir şeydi. Dedim ki bu ne demek istiyor? Orayı tam yanlış söylemeyelim. Kim dedi bana bilmiyorum ama davet bekliyor senden dedi. Galiba İzmir'den bir arkadaşım dedi. Arkadaşın dur nereden çıktı? Sen şu an gözünü kapadın, X, Y, Z geçiyordu. Evet. Sonra, uyuyamıyorum o gün. O gün uyuyamıyorum. O gün uyuyamadın, arkadaşını mı aradın? Ya mesajlaşıyoruz. Ha tamam, arkadaşım mesaj attı. Benim şey attığımı şöyle. Instagram'dan mesajlaşıyoruz. Instagram'dan attığım videoları, o bilgileri zaten o okuyor. Tamam. Oradan öyle bir muhabbetliğimiz oldu. Arkadaşın dedi ki senden davet bekliyorlar. Evet, senden davet kim bekliyorlar bekliyor? Dedi. Reptilian. Yani dedi ki korumayı almalısın kendini. Ben de Ayetel Kürsü okuyorum, Fatiha okuyorum, bana yaklaşamazlar modunda baktım. Ya dedi o işler öyle olmuyor işte dedi. Ben birazcık hep bakıyorum işte Nas Felak okuyacağım, Besmele çekeceğim, Ayetel Kürsü, Fatiha okuyacağım, gidecekler gibisine bakıyordum. O işler öyle değil dedi. Sen belli ki dedi. Gardını almadan girmişsin. Sen de neye dayanarak buna girdin? Hiçbir şey bilmiyorsun dedi. Bak çok tehlikeli işler yapıyorsun dedi. Hiç umurumda değil dedim. Ben direkt yani niyeyse savaş açıyorum. Girdim. Derken o gün beni uyutmadılar. Artık sabah o gün şöyle bir şey oldu, enteresan bir şey. Sabah saat 6-6.30 sıraları yan binanın bir tane lüks bir araç var. Konteyner kalktı, onun üstüne resmen kendini attı yani, böyle çöp konteyneri var ya. Ama bunu birine anlatsanız inanmaz. Adamın arabası pert oldu. Ben bekliyorum orada, gelsin söyleyeceğim, hani zannetmesin ki kimse. Gözümle birebir şahit oldum yani. Konteyner kalktı, arabayı ezdi yani. Söyleyeceğim hani kimsenin üstüne atmasın, sorun yaşamasın diye. Beklerken artık dayanamadım. Saat 8 civar. Dedim ki niyeyse o zaman da bunların gece görevlerinin bittiğini bilmiyorum ben tabii. Artık kimlerin dedim, gece görevi bitiyor? Yani karanlık enerjilerin gün ışığında sabah ezanıyla görevleri biter. Öyle mi hocam? Anlaşmaya göre. Öğleye yakın. Yani gündüz hiçbir şey yapılamaz gibi değil ama negatif etkileriz anlamda zaten. Farkı karanlık akşam namazından sabah gün, yani güneş çıkana kadar ki zamanda çok esas, daha fark yatarlar. Evet. Ben de dedim ki saat 8, artık 8.30 güneş doğdu. Artık bana bir şey yapamazsın dedim. Geçtim yatağa, uzandım. Sağımda kızım, solumda oğlum. Yatıyorum böyle. Derken tam gözümü kapattım, yakaladım seni dedi. Buradan bir şey girdi, zızızız, beni böyle titretiyor. Ben gözümü açamıyorum, kalbimde. Bittin dedi, buradayım dedi. Ben dedim ki kendi kendime ya ben öleceğim ya da felç kalacağım. Yani buradan artık dedim yani bu belki 3-5 saniye ama hayat benim için bitti. Dedim bitti yani. Buraya kadarmış. Sadece ses mi? Zihinsel olarak ses. Zihinsel olarak ses ve beni titretiyor. Bu gerçek titretiyor. Ama. Fiziksel olarak müdahale yaptı. Uykuda falan değilsin. Hayır değilim. Yani o saate kadar zaten bekledim. Bekliyor. Yani biliyorum geleceğini. Peki, geleceğim diyor bana. Geleceğim diyor. Geleceğim yani, diyor bana. Bir ses olarak mı duyuyorsun bunu? Evet, zihinsel ses olarak. Şimdi geleceğim. Bana işaretleri verdi. Çağırmadım. Sen çağırmadın. Ve bu arada komutanlarıymış galiba. Hmm. Sen çağırmadın, ben geleceğim dedi. Ben de gecenin geçmesini bekliyorum. Sabaha bekliyorum gelmesin diye. Ne yakaladı. Gelecek bu arada, biliyor musun yani? Ne gelecek? Ama korkuyorum da gözümle görmekten. Yani çünkü vizyonlarını az çok resimlerden biliyoruz. Yani aslında hazırım. Hem savaşıyorum hem korkuyorum. Çok enteresan. Konuştuğunu biliyorsun. Biliyorum. Yani. Biliyorum. Onu biliyorum. Geleceğim dedi. Geleceğim dedi. Komutanları olduğunu nasıl algıladın? Kendini ifade ettiği için karşı taraf yoksa? Öyle söylendi. Hmm. Komutan olarak. O rütbesiymiş verdiği vizyon. Çünkü hani komutanları, rütbeliler öyle herkese gitmez. Evet yani. Rütbeliymiş. O verdiği rütbesiymiş. Ya oradan anlayın İlkay Hanım. O sayı komutan rütbesiymiş, geliyor. Komutanıymış. Önceden gördün o X bilmem ne. İşte akşam gördüm. Akşam gördüm, sabaha kadar bekliyorum. Sen dedi beni çağırmazsan ben geleceğim. Ama onu bir yere yazmam hocam, da yeterliymiş. Bak, o adıymış. Evet, adıymış. Hocam, onlar... Siz beni kuliste ne diye uyardınız? Masa sohbetlerinde de izleyiciyi uyarmıştınız. Bir varlığın özel adını söylemeyin. Evet. Negatif bir varlığın diye. Evet.
davet oluyordu. Şu an ismini zaten oluyor. Hatırlamıyorum. Sadece bana şeyle. Hayır, o zaman da sana bir davet olduğu işte yani evet, çıkıyor buradan. Evet. Adını yani şöyle, söylüyor. Aslında zorla davet gibi. Onu okuması bile davet etmiş anlamına geliyor. Tuzağa düşürüyor yani. Ama ben ona düşmedim. Niyeyse bunun içten hiç alakam yok. Bu konuları bilmiyorum. Yazmam için bir şey diyor ki bir kağıda yaz. Hani gördüm. Bir şey de diyor ki hayır yazmayacaksın, yazma. Yani kağıda yazsam gelecekmiş. İşte rehberlerini de uyarıyor. Büyük mücadele var. Büyük ama benim verdiğim mücadele hani toplu tüfekli değil. Bunu anlatmak mümkün. Ben kan ter içindeyim. Hani desen ki ne görüyorsun? Normal duran bir İsmiyan ama içeride bir savaş var. Böyle bir kıyamet var. Sabah 8.30'da yattın. Tuttu evet. Senin çocukların tuttu, geldim yanında. Dedi. Geldim dedi. Bir de çocukların arasına yatıyorum ki yanımda birisi olursa gelmez diye. Yine geldi. Yani öyle ki yine bırakmadı yani. O gün evet. Bana görünmek için, bana gelmek için yani şunu anladım ben orada. Kaçış yok. Ne yaparsam yapayım o gelecekti. Hatta çocukların korkudan biliyorum bir şey gelecek. Çocukların elini tutuyorum. Hani belki onlar da işte şeyler 2019'da da daha bir küçükler. Ergenliğe de girmemişler. Melek deriz yani. Onlar korkusundan yaklaşamaz gibisine. Geldi ama. Titretti. An, evet titretti. Elektrik çarpmış gibi mi oldu? Elektrik dedi. Çarpmış gibi. Ama böyle şu an kulaklarım ve ateşim çıktı. Yani şu an bir baksanız ateşim onu çıkıyor. Onu özellikle fiziksel tabii komutan olduğu biraz da oradan anlaşılıyor. Her reptilyan her hareketi yapamaz. Fiziksel bedene uyanıkken hissettiğin ölçekte temas edebiliyorsa frekans spektrumunu çok fazla arttırıp azaltabiliyordur. O da ustalık ister. Yani çok daha yüksek frekanslı bir varlıktan bahsediyoruz. Psişik varlık saldırısı olarak enerji alanına girer hiçbir şey hissetmezsin. Hiçbir şey hissetmezsin. Çünkü çok yüksek bir frekansta. Ama özellikle o darbeyi oraya indirmek istiyor. Onu nasıl yapacak? Buradaki fiziksel bedenin, avatarın frekansı düşük. Onun düşmesi gerekiyor. Frekansı düşürmesi gerekiyor ki seni sarsacak. Bunu her reptilyan yapamaz. Gerçekten yüksek rütbeli, tecrübeli bir varlık yapabilmesi lazım. Yani kendi frekansını düşürüyor, bu frekansa yaklaşıyor, rezonansa geçiyor, sarsıyor. Yani amacı rahatsız etmek, korkutmak yani. Belki de öyle bir korku yaşatacak ki hepten bir perdede indirecek, bütün yolculuğunu kilitleyecek. Tek amaç o. Yaptı. Yaptı. Ama yapamadı. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ondan sonra ben bu titremeler gelince haliyle ileri seviyede bir ilaç kullanmam gerekiyordu. Çünkü krize giriyordum. Direkt psikiyatriye gittim. Dedim hiç detaya girmeyelim. Ben panik atağım. İlaç yazar mısınız? İstediğimi yazdı sağ olsun. O gün çıktım. Nasıl tamamlandı? Bir saniye doktora gitmeden o gün nasıl o gün krizlerle tamamlandı. Oturup ağlıyorum. Titriyorum. Bir şey başka bir şey söyledi mi? Hiçbir şey söylemedi. Çarptı seni. Gitti beni yani. O korkuyu yaşattı ve gitti. Evet ben durduk yere ağlıyorum. Krizler geçiriyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Anlayamıyorum. Hatta orada pardon şu bir detay vardı. İzmir'deki arkadaşıma dedim ki böyle böyle oldu. Ben sana söylemiştim dedi. Hani bu işler böyle değil. Sen bilmeden girdin dedi. Dedim ne yapacağım ben? Dedim ben çarpıldım. Beni çarptılar. Dedi anlık resmini atar mısın? Orada böyle biyoenerji ve reiki ile uğraşan saygın insanlar varmış. Onlar istemiş. Onlara gönderdi. Hayır demiş. Gelmiş. Fakat büyük yüksek bir koruması var. Bu koruyan güçlü bir koruması var. Bir kalkanı var bunun. Bir şey yapamadan gitmiş. Eğer olsaydı gözlerimden nasıl anlayacaklardı bilmiyorum. Hayır demiş. Korunmuş. Korunuyor. Koruyucusu var korunması demiş. Korunması olmasa hayatını kaybederdi gibi bir belki detay var mı? Belki kalp krizi geçirirdim. Yani hayatımı direkt beni öldürmesi nasıl olurdu? Kalp krizi geçirebilirdim ya da çıldırabilirdim. Kendime bir yok, şey yapabilirdim. Yani şimdi o kadar izleyicileri korkutmaya gerek yok. Onlar protokolleri esnetse bile Işık tarafı kadar kuralına uygun oynamasa bile bazı protokolleri aşamazlar. Yani şu, o şöyle bir protokol var yani onu öldürmek yok yani. Öyle ama şey ne yok. Yapabilirdi? Yapamadığı ama yapmak isteyebileceği şey nedir? Enerji alanına kalıcı olarak girip sinir sistemine entegre olup onun gardını yani yolculuğunu saptırarak yani orada sabit artık konuşlandım ona yanlış kararlar aldırarak unutturarak yani uyanış yolculuğunda ve görev vaktini açıp gereğini yapma yolculuğunda onu farklı bir yöne yönlendirebilirdi. Enerji alanına sabit girerek ama öldürmekten bahsetmiyorum yani o kadar korkutmaya gerek yok. Onu becerememiş hatta onu beceremediği için bu kadar türbülans yaşamış da olabilir. Hani güçlü bir koruması var ona giremiyorum bir türlü. Hani orada bir çarpışma yaşanıyor. Belki güçsüz yırtık bir auradan kolayca girip hani sessizce
o süreci işletecekti. Becerememiş. Musallat olacak. Evet, ama yani her halükarda bir korku yaşatmış ve birkaç kuruşa atmış yani. Burada amacı zaten seni öldürmek değil. Amacı senin gardını düşürmek. Evet, uyarmak. Evet. Yani çekil yolumdan. Peki sonra ilaç içtin. Yani işte şey, öyle hani oldu. Panik atak ilaçları sonra panik atak ilaçları kullanmaya, ama o bile etki etmiyor. Yani en ağır ilaçları kullanıyorum. Neye etki etmiyor? O krize gitmiyor o kriz. O ağlama krizi. O kriz dediğin o olaydan sonra da mı benzer şeyler yaşadın? Ağlama Hayır, hiç yaşamadım. Onu 3-5 ay ben bu şekilde yaşadım. Atlatamadım. Yani ilaç içiyorum, en ağır ilaçları içiyorum düşünün. Hatta o dönemde pandemi oldu. Pandemide beni Covid diye dediler, kriz geçiyor. Beni pandemide yatırdılar. Hastanede yatırdılar. Sonra sabah hiçbir şey olmadığı anlaşıldı. Dediler nöbet geçiriyor galiba. Ama öyle bir şey değil. Panik atak krizlerim geçiyor. Evet geçiyor. Yani şey yapıyorum. Hastaneye giriyorum, dalıyorum. Yardım edin diye artık kendimi parçalayasım geliyor. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bunaltı Bilinç geçiriyorum. Bilinç altındaki o kolektifteki en ağır korkuları tetiklemiş yani. Yani onları hani böyle bir havaya atmış, onların aşağı inişi yavaş yavaş, o sırada hep sen dramatik bir panik atak süreci yaşamışsın. Evet. Zaten sahneyi tekrar tekrar zihninde yaşadığında onu sen tekrar harlıyorsun. Yani tekrar hani alevlendiriyorsun gibi. Hı hı. Galiba geçmeyecek, hiç düzelmeyeceğim duygusu zaten aynı bilinçaltı kodlarını bir daha tetikliyor. Onu unuttum, yani o olayı bana unutturdu, müdahale ettiğini unutturdu. Tamamen ben canımın derdine düştüm. Yani artık onları unuttum, ben kendime düştüm. Sonra baktım bu panik atak geçmeyecek. Bir gün oturuyorum böyle, ya dedim gelin bir anlaşma yapalım, bu böyle olmayacak. Özür dilerim dedim, ben alanınıza çok müdahale oldum galiba, izin de istemedim. Sizi de Allah yarattı, beni de yarattı, varlığınızı kabul ediyorum. Ama benim inancım Yüce Rabbim'den yana, sizi de kabul ediyorum. Siz de bir varlıksınız, ben de varlığım. Siz bana karışmayın, ben de size karışmayayım. Bırakın beni gideyim dedim. Peki, yani artık. Kendi kendine mi konuşuyorsun? O sırada alanda öyle bir varlık olduğunu mu hissediyorsun da konuşuyorsun? O hissediyorum yani, çağırdım hani konuşalım. Biliyorum yani, oradan hissediyorum bir şey. Çağırmak nasıl oluyor İsmail? Söylüyorum gelin konuşalım diye. Orayı bilmiyorum. Ama onun o alanıma girdiğini biliyorum. Sanki hep beni izliyordu. Anladım. O dönem hani zaten ne yaptı? Çok ne yapacak? Evet ne yaptı ne yapacak diye sanki beni izliyordu. Gel otur konuşalım dedim, hani kahve sohbet içer. İçer gibi şey oldu. Yani dedim artık yeter. Ben dayanamıyorum çünkü artık ne fiziksel olarak ne ruhsal olarak gücüm kalmadı. İlaçlar bile o kadar ağır ilaçlar ki geçirmiyor, iğneler geçirmiyor. Yani hastaneye gidiyorum, o sakinleştirici iğneleri vuruyorlar, o geçirmiyor. Sonra onlar ne dedi senin o çağrılarına? Onlar herhalde dedi, bir ara komutan reptilyanla mı muhatapsın? Büyük ihtimal oydu ki sonra benim zihnimden her şey silindi. Ha bir evet tamam bir evet. Onay falan duymadın öyle. Yok şey duymadım. Zihninde. Sonra ben uzaklaştım. Kendimi şeye verdim böyle işte çalışmaya, daha çok işte dışarıya. Dedim ki ilgilenmiyorum artık. Benim suçunu da söyledim kendi kendime. Sana ne dedim? Yani sana işinden olduğun, para kazanamıyorsun. Maddi durumun bitti. İki tane bakman gereken çocuğun var. Sana ne oluyor dedim. Ya bütün insanlar da zaten şunu söylüyor bakın. Söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz. Tamam diyor. Bana ne faydası var? Bana para getiriyor mu? Bana ekmek veriyor mu bunu bilmek? Mesela çoğu insanda bu düşünce var. Bunu bilmeleri onlar için çok da önemli değil, değerli değil. Ya diyor bu zamanda benim paraya ihtiyacım var. Benim ekmeği, bana ne onundan, bana ne. Bahane ama komutandan. Benim için çok ciddi bir konu. Benim için hayati bir mesele. Çünkü ben ekmek kazanamıyorum. Çalışamıyorum ekmek çünkü. Ekmek mi? Ha, şey, panik atak. Çalışamıyorum yani. Çalışamaz oldum. Evet yani hani diyorlar ya bana ekmek vermiyor. Benim de bu yönden geliyor bana. Bütün hayatımı çalıyor. Ben tamamen bu defa peşine düşüyorum. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Cevap yok. Peki sonra o anlaşalım dedin. Kendince bir boşalım yaşadın duygusal olarak. Kendimi başka işlere verdim. Sonra gitti mi? Bitti mi o etki tesir? Bitmemiş. Sonradan idrak ediyorsunuz. Aslında ben gitti zannettim ama gitmemiş. Bu defa önünüze çıkardığı olaylar, kadersel olgular olarak baktığınız şeylerin aslında müdahale olduğunu görüyorsunuz. Ben şunu görüyorum, hiçbir zaman kendi idrakimle, kendi isteklerimle ben bir hayat yaşamamışım. Hep yönlendirilmişim. Şu an onu verebilecek kapasitedeyim. Evet, şu an kendim yani bir 6-7 aydır bunu tam içselleştirip idrak ettim. Şu an bu kararları verebilirim. Ama bir 6 ay öncesinde hiçbir şeyi ben kendim isteyerek kendi bilincimle yapmamışım yani.
Hep bir kaderin çizdiği plan. Onlar için söylemiyorum. Sanki yukarıdan plan, kaderin çizdiği plan. Bak işte bu böyle olması gerekiyor. Böyle olmazsa işte bu yola giremeyeceksin gibi hep bir yönlendirme olmuş. Onun bir reptilyan olduğunu, sana musallat olan bir varlık olduğunu hayır hayır onlar olması önemli değil. Belki yukarı kader planında, kaderimde, geldiğim yerde. Yüce hocama soralım, ne yaşadın sen arada acaba? Yani bir sürü şey bir arada yaşamış. Gitti geldileri bir arada yaşamış. Ama reptilyanlar hiçbir kesitte biz ayrıldık gittik dememiş bir kere. Yani evine rahatlıkla girebildiği çok net, yani yaşam alanına. Ha, kendi enerji alanına girip çıkma konusunda zorluk çekmişler ama yani evinde hep bir reptilyanla, minimum bir reptilyanla yaşamış. Maksimum, açık. Minimum birse maksimum. Ya tabii o kanal açılınca, o bazen de tabii şöyle bir şey var. Portal, vortex, geçit kapısı gibi kavramlar var. Eğer orada belli bir becerisi varsa, süre geçirmişse vesaire, hani sebepleri çok. Bir portal açıldıysa oraya her zaman girip çıkabiliyorlar. Yani solucan deliği gibi düşünün. Yani buradan girdim, hop bir anda İsmihan Hanım'ın odasında belirdim gibi düşünün. Ama hani kovboy filmlerinde vardı ya, wanted, işte hani resmi duvarda. Hani, aranıyor. Ya biz aranıyor yani. Hani spesifik, tamam. 3 kişinin 5 kişinin resmi vardır. Öyle bir karakter olduğu belli yani. Reptilyanlar peşini bırakmıyor. Ama bana gelen duygu bir hırs duygusu, tamam mı, karşı taraftan. Hani bir intikam alma. Çok yaşanmışlık var. Perdenin arkasında, Matrix'in öncesinde. Hani bu yaşama enkarne olmadan önce ciddi puan toplamış ama şimdi de biz puanları toplayacağız gibi. Hani reptilyanlar bana devamlı böyle bir hırs enerjisi geliyor. Yani alana giriyorum, veri tabanına giriyorum. Karşı taraftan devamlı böyle bir yesem doymam enerjisi alıyorum reptilyan tarafından. Şu an var mı hocam stüdyoda? Şu an iyi, şu an sıkıntı yok. Burası ilahi koruma altında, burada sıkıntı yok. Sonraki süreçte ben hani irtibatı koruyacağım. Hani daha çok temaşa ederiz. Korumasına da, bilgilenmesine de yardımcı oluruz. Ama en nihayetinde bir şekilde çok güçlü hani bir içsel mekanizması var. Kendisinin bile dokunamadığı bir içsel mekanizma onu hep yolda tutmuş. Yani anlaşma yaptığında bile aslında tam olarak garda düşmemiş. O yüzden reptilyanlar peşini bırakmamış. Bu süreci işlemiş. Yani kendisinin bile dokunamadığı içinde bir alan var, güvenli alan. O hep onu yolda tutmuş, yörüngede tutmuş. Ha, belki bugünden sonra bir fark ediş ve bir özgüven artık yeni bir sayfa açacak. Hani tamammış gibi yapmayacağım. Bundan sonra ya herro ya merro diyeceğim. Bilmiyorum özgür iradesiyle yapacağı tercihleri. Ama inanılmaz bir rahatlama duygusu görüyorum. Çünkü hani hiçbir şey olmasa oh be anlatıyorum. Sonunda anlatıyorum ve birileri dinliyor. Deli demiyor duygusu şu an, hani inanılmaz rahatlatmış durumda İsmi Hanım'ı. Öyle mi? Evet, sıkıntım şu hocam. Hı. Dedi ya peşine bırakmamışlar diye. Belki de ben de bırakıyormuş gibi yaptım. Mış gibi işte. Sen de mış, ben de ya. Yok. O içimde bir yerde. O sanki böyle biz kan düşmanıyız. Sanki bitmeyecek bir savaşmış gibi. Ben de mış gibi yaptım. Hani tamam sen burada oturmuş gibi ben birazcık şuralarda bir dolanayım. Ama o hep içerimde, şuramda bir yerde. Onu atamıyorum. Şu an içinde mi? Değil. İşte nasıl? Onu demeye çalışıyorum. O var içimde, gitmiyor. İçinde o bir parça var. Kendi bile dokunamaz. O gitmiyor. Onu ne yaptıysam gitmiyor. Ama o pozitif aslında bir şey. Aslında onu kendi gelirken kendi koymuş. Yani ne olursa olsun ben yoldan sapmamalıyım. Öyle güvenlik mekanizması yazılım. Koymuş. Bir yazılım gibi. Ama dokunulmaz bir yazılım. O yazılım hep yolda tutacak. İlle de bu yörüngede tutacak. Yani aslında acı çekiyor. Acı çekmiş. Hı hı. En büyük acı da kafasının içinde çekmiş yani. Hani olup biteni yarım algılıyor. Tam algılasa da yarım algılasa da anladıklarıyla ilgili yapabileceği bir şey yok duygusu yıpratmış. En azından hani dengede kalayım. Acısıyla tatlısıyla idare edebileyim noktasına gelmiş. Yılmış yani. Ama hani öyle olmayacağını da tecrübe etmiş. Hani o da bir süreç yaşanmış. Artık hani gölgemden kaçamam noktasında bir enerji alıyorum şu an İsmihan Hanım'da yani. Kabullendim aslında. Kabullendim ve dengeye nasıl koyabilirim yolundayım şimdi. Evet, sonuçta burada bir fiziksel bedenim var. Maddesel dünyadayım, madde dünyasında. Çok ruhsal da yaşayamıyorum. Sonuçta barınma ihtiyacım var, yeme içme ihtiyacım var. Bunun dengesini bir süre kaybediyorum bir dönem. Sonra tekrardan toparlıyorum ama bunun dengeye girmesi gerekiyor. Yani evet. Şöyle söyleyeyim size, 7-24 bir insan bununla yaşar mı, zihninde savaş verir mi? Ben mesela uykudan uyanıyorum,
öyle bir enerji harcamışım ki uykumu almadan uyanıyorum. Çünkü rüyada boğuşmuşum sanki. İnsanlar uyur dinlenir. Ben uyanırken, yani uyanıyorum. Sanki koşmuşum ringde. Bir şeyler yapmışım. Boks maçına çıkmışım gibi. O şekilde uyanıyorum. Tabii gün içinde enerjim de düşüyor. Her şey böyle bir dengesizleşti yani. Orayla burası arasında sıkışmış gibiyim. 2019'dan beri yaşıyorsun bu süreci. Evet, 2019'da artık adını koydum. Hele zaten şu depremden birkaç ay önce tamamen. Ne oldu depremden birkaç ay önce? Bilmiyorum, sanki bir tam idrak geldi, bilinç geldi. Evet, ben bir mücadeledeyim, bunlarla mücadele evet. ediyorum bilincime. Evet, böyle spiritüel konulara girmeme neden oldu. O şekilde orayı işte tamamlayayım, bitti zannettim ki ben de oyun yaptığımı şu an idrak ediyorum. O an belki korkuyla evet dedim ama şu an baktığımda ben çok büyük rol yapmışım, oyun yapmışım yani. Onu görebiliyorum. Çünkü ben vazgeçebilecek bir insan değilim mücadeleden. Acı çeksem de bir an dinleniyorum, tekrardan saldırıyorum. Bende de bir şeyler var galiba. Sonra şey yaptım, o dönem öyle geçti, işte çalışma falan filan derken artık baktım bir spiritüel alanlara girdim derken en son depremden 2 gün önce yine İstanbul'da eğitimdeydim ben. Gittim, o gün şey, gitmek istiyorum bir yerlere ama şehir dışı değil, ev dışı değil, neresi olduğunu bilmiyorum. Yani o an ailemden insanlar var, dışarı çıkalım diyorlar, hayır. Ağlıyorum evin içinde. Sanki böyle duvarlar üstüme gelip yıkılıyor. Beni böyle sıkıyor, boğuyor. Durduk yere ben başladım, oturdum ki kolay kolay ağlayan bir insan değilim. Başladım ortada üngür üngür ağlamaya. Depremin olduğu günden olduğu günden geceden bahsediyorum. 5 Şubat akşamı. Akşamı. Ben ağladım artık. Dedim ki yani kendimi ya bu böyle psikolojik bir şey değil. Ne kadar doğru olur anlatmam ama kendime bile zarar verecek derecedeyim. Dolanıyorum evin içinde, çıldırıyorum. Şehir dışına çıkmak istiyorum, çıkamıyorum. Yani çıkabilme imkanım var. Hayır, orası da patlamayacak. Ne yapacağım, ne yapacağım? Ben en iyisi 3-4 tane melatonin uyku ilacı alıp dedim yatayım ben. Bu böyle olmayacak çünkü benim kafa iyice gitti o gece. Yattım ben. Gece saat 3-3.30 civarı. Çok korkunç yani, rüya diyemeyeceğim. Hatırladığıma göre bu bir rüya değil, bu bir gerçeklik. Şöyle bir şeydi. Ailemi ben yanıma almışım. Şehirden dışarı çıkıyoruz. Sağ taraf çıkış zaten. Çıkıyoruz ama Hatay Osmaniye tarafından böyle kıpkırmızı hocam insanlar, ama böyle insan ama kıpkırmızı. Böyle renkleri. Ama o kadar kızgınlar ki. O kaşları, o gözleri. Hani böyle bir şey, o vücutları konuşuyor resmen. Ama orada çok önemli bir şey vardı. Parmakları ya yok ya kısa baş parmakları. Bunlar kim diyorum? Marlar diyor. Artık diyor içeriye dalıyorlar. Biz çıkıyoruz, onlar giriyor. Dedim marlar ne ya? Hani Hatay'a. Hatay'dan, Osmaniye'den içeriye doğru giriyor. Neyler? Marlar. Marlar giriyor, biz çıkıyoruz, onlar giriyor. Ne oluyor? Ben çok merak ettim marların ne olduğunu. Onu ben de bilmiyorum. Yani ama anlattığı şey hani gerçek. Marlar yılan. Gerçek bir tecrübe yaşadığı belli, onu algılıyorum ama marları bilmiyorum. Yılan insan karışımı hocam. Bir tür yani, bir ırk. Bir tür, yani. Bir ırk. Yani o reptillerin bir ırkı. İnsanlar çıkarken yani ölürken onlar giriyorlar. Evet gibi. Ama o kadar kızgınlar ki, öyle bir hırslılar ki sanki böyle evet sanki o yıkımı biz verdik der gibi ama daha kinimiz dinmedi gibi. Ama daha deprem olmamış mıydı bu arada? Yo, saat 3-3.30. Sonra? Sonra zaten. Bu rüyayı gördün. Bu rüyayı gördüm ama zaten ayılamıyorum. Çok korktuğum için gözümü bir ara açtım. Ses kaydı yaptım. Çok etkilenmiştim. Telefonu kapattım. Uyumuşum. Zaten sonra saat bakmaya imkanımız olmadı. O arada tanımlanamayacak bir şey yani, böyle bir şey yok yani. Gözümü açtım, direkt deprem dedim çocukların odasına. Tutabileceğini zannediyorsun. Yani o an çocukların bazasını, ranzasını tutuyorum. Geliyor üstüme sanki tutabileceğim. Hani halbuki ev sallanıyor, ranza sallanmıyor yani, çocukları kurtarmaya çalışıyorum. Bir şoklama geçirdik. Yani o an sadece tek yaptığım şey bilincimin dışına çıkıp sabah ezanı okumaktı. Müezzin gibi, hani böyle müezzin okur ya sabah ezanını çıkar camide. Öyle ezan okuyordum ben. Tamamen donmuştum, kilitlenmiştim. Onu tekrar ediyordum. Ve deprem herkes kaçışıyor ediyor ama ben bayağı bir kalmışım evde.
Çocuklarla beraber. Tabii tabii çocuklarla beraber. Bir 4-17'de deprem, bu ben 4.30'da falan çıkmışımdır. Hiçbir şey umurumda değil. Sanki o bir şey, evet deprem var ama bir şey olmayacağının güvencesi var içimde. Ama şey değildik yani, çocuklar zaten bilmiyor. Anne bu ne? Hani deprem diyorsunuz. Ama şey, eminim birçok insan halen hayal. Sanki onu biz yaşamadık. Evet yaşayan bizdik. Ama şeydi, yani orada beden var, ruh yok diyebiliriz. Bilinç yok. Sonrasında yine öyle rüya gibi. Şu an eminim ekranda izleyenler benim bunu tercüme edemiyorum. Anlatmak imkansız bir şey ama onlar beni anlayacaktır. Deprem olmadan bir saat önce mi gördün o rüyayı yani? Evet, 3.17 falan yani ses kaydı yaptım. Bir saat önce, 3.17 gibi. Bir saat önce. Tabii ben çok bunu enteresan. Sonradan farkına vardım. Acaba o Marlar dediği hani yılansı reptilyan ırkı bu vizyonu hani yani zaten yaşanılacağı önceden biliyor muydu? Parmakları var mıydı? İnsan merak ediyor bu kısmı. Parmakları ben, vardı. Çözümleyemiyorum ama sordurtuyor sistem bana yani. Hani. Vardı parmakları. İşte, evet. Ben deprem boyunca de bunu konuştum. Bir de o negatif enerjilerin depremde o zaman payı vardı yani. Hani onun evet. Da malumu. Zaten normal bir deprem değildi. Tanımlanamıyor. Hani arka planı çok gizemli. Bir sürü olasılıktan bahsediliyor ama hani burada da yeni bir perde açıldı yani. Deprem açıldı. Boyunca ailem artık benden bıktı. Hep aynı şeyi söyledim. Onlar yaptı, onlar yaptı. Ne yaptı? Artık babam şey dedi, sen dedi kafayı yiyeceksin yakında. Hayır dedim, bilmediğiniz şeyler var. Biliyorum altta yani bir şeyler tetiklendiğini, yolunda gitmediğini. Bir şeyler, ya parmaklar kesinlikle var. Gözümü açtım ve evde bir karartı gördüm. Benim boylarımda bir uzaylı diyorsun. Evet, uzaylı olduğunu bilmiyorum. Şöyle söyle, uzaylı. Hangi zaman diliminde oluyor bu? Bu 3-4 ay önce oldu. Bu yeni en son. Yani. Bu yeni, bu yeni. Bütün bu depremden sonra, reptilyanla mücadelenden onlar, sonra. Evet, evet. Reptilyanla mücadelem zaten 4-5 yıl önce, deprem geçen yıl. Bu da 3-4 ay önce. Yatağa geçtim. Uzandım. Bir karartı gördüm sadece. Kendisini böyle fiziksel olarak, yani bende o görüntü vizyonu yok. Aha. Baktım şöyle sağ taraftan, birden korktum. Dedim defolup gider misin evimden, çıkar mısın? Bana sormadan neden geldin? Sanki tanıyormuşum gibi. Neden geldin dedim. Ama çok sinirlendim, çık git defol evimden. Gitti galiba ya da gitmedi bilmiyorum. Aradan birkaç saniye geçti ya da dakika geçti bilmiyorum. Oturdum yatağa, tamam dedim, özür dilerim. Ne demek istiyordun? Hani haber getirdiğini anladım. Ne demek istiyor? Ama ben böyle bir şey yaşamıyorum. Bunu niye böyle konuşuyorum onu da bilmiyorum. Ha böyle konuşman gerektiğini bilmiyorsun. Bilmiyorum yani. Yani. Ben onlarla 7-24 haşır neşir değilim ki. Hadi tamam gel, bana ne söyleyeceksen söyle diyorum. Söyleyeceğim. Ben şimdi benim evde bir uzaylı görsem bilmiyorum aklıma gelir mi? Hadi gel bakalım, bana ne söyleyeceksen söyle demek. Ama şöyle beni çok korkut. O içsel bir itilimle mi söylüyordu Yüce Hocam? Ya refleks ya. Akışta ne söylüyorsa söylüyor. Tepkisini de akışta veriyor. Ama tabii korkuları kendisini manipüle ediyor. Aslında benim gözlemlediğim bir ışık varlık geliyor. Kendi rehberi, kendi boyutundan. Hmm. Aslında korkuları onu tetiklemese, biraz gevşese ondan alacağı enerji bunu rahatlatacak İsmihan Hanım'ı. Ya. Ama ona fırsat vermeden zaten yaşanmışlık var, bıkkınlık var. Sen de nereden çıktın? Hadi git diyor aslında. Sonra çağırdım. Hı. Özür diledim. Hı. Tamam özür dilerim dedim. Sadece korktum dedim. Hani beni korkuttun. Hı. Sanki hani şey dedim. Yani bunlar nasıl tanımlanır gerçekten bilmiyorum. Gelirken hani bir ses ver, bir şey ver. Hani ben geliyorum de gibisinden. Hani korkutma beni dedim. Ne söyleyecektin? Değişime hazır mısın dedi. Hazırım dedim. Tamam, hazırım yerine, dedim. Yerine oturuyor işte. Gitti. Değişime hazır mısın? Evet bu kadar hazırım. Sadece. Bunu söyleyecekmiş bana. Ne oturdu hocam yerine? Şöyle yani hani öngördüm söylediğim şey doğrulanmış oldu. Bir ikincisi orada protokoller şöyle çalışır. Bir şey söylenir. Sen tamam okey veriyorum dediğinde kağıdı çıkart imza at gibi. Şimdi onlar nasıl çalışır? Sen özgür iradenle onay verdikten sonraki aşamaya geçer. O aşamaya kadar payına düşeni yapmışlar hani grup olarak vesaire. Bir sonraki faza geçeceğiz ama buraya bir imza gerekiyor. Hani okey almam lazım. Gelmiş okey almış sonraki faza geçilmiş. Yani eğitim sürecine, uyanış sürecine, yolculuğuna hizmet edecek maddeler her neyse.
Yani protokolleri takip etmiş, senden de onayını almış. Yani senin kendi rehberin yani. Sıkıntı yok. Bu 3-4 ay önce değişim hazır mısınız? 3-4 ay sonra evet. Ve 3-4 ay önce anlatmak zamanını ara verdiğiniz ben zaman size hocam. Size yazmışım ondan sonra. Şimdi ondan sonra maile baktım bize. Ben. Evet. 5 Kasım mı 7 Kasım mı birkaç gün sonra size yazmışım. Ben onu not almışım telefonda. Sonra size mail atmışım. Ama ondan bahsetmemişim tabii. Ya da fark etmez. Nasıl oldu ya ama da ondan o deneyimden sonra anlatmak zamanında gelmek aklına evet. Geliyor. Ya İsmail'cim ben sana hani evet. Bir ilke olarak soracağım. Sen bir klinik psikologsun. Sana gelen terapi yaptıran hastaların var. Evet. Ben açıkçası büyük bir takdirle karşılıyorum cesaretini. Ama bir tarafta inanılmaz bir durum var burada. Hem yaşadıkların inanılmaz ve iyi ki var. Evet. Hele ki bunlar var diyorsanız çok yaşanıyor. Evet. Biz buradan insanlara katkı sağlıyoruz buradaki yaşananlarla ki amacımız gerçekten bu. Ya senin anlatıyor olman bir kere daha değerlendiriyor. Kimse ayırdığımız için söylemiyorum ama şimdi böyle bir şey yaşasa insan ne yapar? Psikiyatriste gider, evet, klinik psikoloğa gider, terapi yaptırır. Ben sanrımı görüyorum der. Benim buraya çıkma amacım da bu. Her şeyi psikolojiye bağlamayın. İlaçlara bağlayıp kendinizi bağımlı yapmayın ya da terapiye bağımlı. Her şey bu dünyayla alakalı olmak zorunda değil. Yani bunu söylemek istiyorum. Cümleyi çok güzel kurdun. Hani araya giriyorum. İlkay Hanım şöyle bir detay var. Öyle bir şey yok. Bu var gibi bir durum değil. Bu da var. Bu evet. Da var. Yani hani tabii o yok psikoloji, değil. Psikiyatri, modern tıbbın vaat ettikleri dibine kadar var. Evet, tabii yanlış ki. Anlama var. Olmasın. Tabii ki, tabii ama ki. Bazen o tıkanıyor ve gizemli başka bir sebep olabiliyor. O sebep sana panik atak gibi bir sonuç yaşatabiliyor. Hı hı. Bu da var. Bu da. Bunu önemli evet, onu söyleyeyim. Söylemek hani. İçin geldim. Evet. Yani evet benim mesleğim ben yapıyorum ama her şeyi yani bir yerde ayırmak gerekiyor bazı. Her şey bu dünyayla alakalı olmak zorunda değil yani. Bakın yani hı. Bu durumu ben psikolojiyle açıklayamayacak bir durumda. Bir de şöyle bir şey var. Dini olarak da bir algı var hocam. Ne yapıyorlar? Sorgulama, sus, öyle bir şey yok, olamaz, edemez gibisinden. Neden yok? İnsanlar bunu neden sorgulamıyor? Sorgulamaları gerekiyor yani. Oysa ki dinimizi gerçekten bilip Kur'an-ı Kerim'i Türkçesini evet. Bir kez okumuş insan ben ilk okuduğumda hayrete düşmüştüm. Neredeyse her surenin hiç mi aklınızı kullanmazsınız, evet, hiç mi düşünmezsiniz, hiç mi akletmezsiniz, farz kılmış. Ne az düşünürsünüz evet. Gibi böyle hep cümlelerle bittiğini bak, görünce çok şaşırmıştım. Farz, İlkay Hanım ne evet. Demek biliyor musun? Derin derin düşünmek demek. Derin derin düşünürken aklını kullanmak zorundasın. Ve mutlaka o düşüncenin içinde sorular olmak zorunda. Yani sorgulamayı farz kılmış Allah. Kur'an'da. Aynen öyle. Yani o yüzden hani bunun soru sormanın inanın ya da inanmayın. Ama dinle bir ilgisi yok yani. Soru sorma. Yani işte Kur'an okuyanlar bunu zaten ben biliyorlar. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda Tevrat'tan da yardım aldım. Çünkü kafamda boşluk kalan yerleri oradan tabii dolduruyorum ki. Ben. Ha bu arada hazırım diyorsun ya. Hı hı. Sonra da göbeğimden bir ameliyat edildim diyorsun. Evet o çok enteresan. Onu unutmuştum. İyi ki söylediniz. Hazırım. O hangi zaman dilimi? Hemen peşine aynen, galiba. Aynen hemen peşine. Birkaç gün sonra öyle demiş mi? Hocam. Tamam. Ya, şeyi söyleyeceğim ilk önce. O Kur'an-ı Kerim meselesinde hocam okuduğumda her şeyin metaforik anlamı olduğunu benim çevreme söylediğimde herkes bana boş gözlerle bakıyor. Bilmiyorum yani ben öyle algıladım. O şekilde. Zaten Kur'an'da diyor ki çoğu müteşabihtir. Müteşabih hı hı. Demek kişiden kişiye değişir. Algın, idrakın neyse o kadar algılarsın. Müteşabih olması için metafor olmak zorunda. Evet. Bir şeyi literal anlıyorsan o müteşabih olmaz. Bu yeşil dediğinde bu yeşildir. Hı hı. Bunu gözler farklı algılayabilir dediğinde müteşabih oluyor. Herkes farklı algılayabilir. Hı hı hı. Kur'an'ın anası muhkem der. Hı hı. Ne diyorsa odur. Kesin. Ama çoğu müteşabihtir der. Ve orada metafor olmak zorunda. Bütün zamanlara hükmetmek için, bütün hı hı. Kişilere, mekanlara hükmetmek için, kişinin kendi idrak seviyesine evet. Hükmetmesi için mecburen metaforlar olmak zorunda. Ama yakın çevren anlamıyor da başkaları anlıyor mu? Hepimizin çektiği bir sorun yani tabii dert ki. Aslında. Tabii maalesef. Ki. Kardeşi duymaz el oğlu duyar diye bir şarkısı var Zülfü Livaneli'nin hocam. Anlayanlar, evet. Anlaşılmak isteyenler bir arada ya ben bu programın yapılıyor olmasını bile bir milat olduğunu düşünüyorum. İlk anonsumda
Birinci bölümde demişim ki yayıncılık tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Evet. Gerçekten ne yapıyoruz? Hani dediniz ya siz sezona başlarken bu döneme. Ne olacak hep beraber göreceğiz. Çok merak ediyorum yani. Neler duyacağız? Nereye gidecek gerçekten? Şu göbeğinden ameliyatı anlatalım mı? Evet. Ne oldu? Bende şöyle bir şey var. Göbek ameliyatı olmadan önce hani canlı canlı onu şöyle söyleyeceğim. Hep bende bir göbeğimde göbeğime el sürdürtmem. Ben de sürmem. Hep bunu araştırdım. Yani dedim ki ben şöyleyim. Sembol okuyorum yani. Okumayı bilmiyorum. Eğitim almadım. Kendimce okuyorum. Bunun bir sebebi olmalı. Bu böyleyse hassassam. Bu kadar hassasım. Yani şey dedim yani bu kadar bu göbek bu kadar hassassa benim için vardır bir şey. Hani nedir falan gibisini hep düşünürüm ama bu düşünce öyle bir şey o dönemde olmadı. Bu işte hazır mısın denildikten sonra gittim yatağa yatıyorum. Yatmak istedim. Sanki böyle teta seviyesine alındım birden. Uyumadım. Benim zaten uyumam çok güç hocam. Ben uyuyamam. Yani ben buraya bile 2 günlük uykusuzlukla geliyorum. 3 gün, 4 gün uyumam ben. 1 gün uyurum. O şekilde söyleyeyim. Girdim yatağa. Gözlerim kapatıldı. Teta seviyesine getirildim. Sanki buradan görmüyorum ama böyle bir şeyler çekiliyor, koyuluyor. Böyle ama parçalanıyor. Tepki vermek istiyorum. Acı çekiyorum. Ağlıyorum o sırada. Hüngür hüngür ağlıyorum ama kalkamıyorum. Tesadüf ya hep beni yalnız bırakmayan ailem yanıma gelmiyor, odaya girmiyorlar. Bekliyorum ki birisi gelsin. Kurtarsın. Aha, kurtarsın beni artık hani dayanamıyorum. Uyanıksın ama gözün kapalı. Uyanım, gözüm kapalı uyanım. Açmak istiyorum izin verilmiyor. Zaten uyuyamıyorum. Ama ağlıyorum. Hüngür hüngür yani gerçek ağlıyorum. Acıdan mı? Acıdan ağlıyorum. O acıyı canım yana yana hissediyorum. Ne yapıyorlar? Kesiyorlar mı karnını? Yok bir şeyler çekiyorlar bir sanki. Böyle bir şeyler çekiyorlar, koyuyorlar. Değişik bir şey ama ben o acıyı anlatamam. Sormuyor musunuz o da siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz? Zihinsel olarak bir telepatik bir konuşma. Yok sadece dua ediyordum ve ağlıyordum hüngür hüngür. İyi bir şey mi yaptılar, kötü bir şey mi? Ne yaptılar sence? Bilmiyorum. Bence ne yaptılar hiç bilmiyorum. Bu göbekle ilgili olan hani öbür dünya bağlantısıyla bir şeyleri öğrenebilirsek ne olduğu hakkında fikir yürütebileceğim. Yüce Hocam siz ne olduğunu görebiliyor musunuz şu an? Görüyorum. Orada ne olduğunu o biliyorum. Ha. Söyleyecek misiniz bize? Söyleyeyim. Ay bilmiyorum vallahi ben kaldırabilecek miyim bilmiyorum ya. Bakmayın arkadaşlar şaka yapıyorum falan ama ben yok, size yemin ediyorum ya, Allah şahidim başım döndü benim bu yayında. Fiziksel olarak başım dönüyor hocam. Biz bu yüzden buradayız. Sıkıntı yok. Baş döndürürüm diyorsun yani hocam. Vallahi başı yani döndüren konuğumuz. Başımızı döndüren ben acil konuğumuz, müdahale ekibi. Aynen öyle ben. Hani izleyenler bence beni anlıyorlar. Ay, yorumlarda mutlaka yazacaklar. Arkadaşlar siz nasılsınız? Siz duyuyor musunuz burada konuşulanları? Doz doz aldıkları için anlatmak zamanı. Ekip hep aynı. Ama zirvedeyiz şu an yani. Ne oldu hocam göbeğine? Yani şöyle hara bölgesi var. Tamam mı? Karın bölgesinde hara bölgesi var. Tantiyan çakrası ve hara bölgesi. Qigong masterları vardı. Qigong eğitimi. Mesela enerjiyi burada karın bölgesinde toplarlar. Hatta onu ateş bile yakarlar. Böyle enerjiyi toplayıp böyle eşyaları hareket ederler. Qi enerjisi gibi bir şey. Qi enerjisini topladıkları bölgedir hara bölgesi. Ama hara bölgesi ana arterdir. Kavşak gibidir. Kendi içinde de katman katmandır. Ama iki boyutlu yüzeysel baktığında hara bölgesinde tantiyan çakrası vardır. Böyle bir enerji hattı böyle gider. Böyle bir enerji hattı böyle gider. Ama oradan çıkar. Buradan dikine bir enerji hattı çıkar. Bir de böyle çıkar. Böyle kollardan gider. Yani bütün her tarafa dağılan ana enerji hem burada. Hem otobanlarını birleştiren kavşak gibi düşünün. Göbek evet. Deliği mi? Tam göbek deliği değil. O bölgeye yakın. Geniş bir alan aslında. Hara bölgesi, tantiyan çakrası. Oraya ameliyat yapılmış ama negatif taraftan yani. İmplant konmuş. Yani implantlar niye konuyor? Enerji akışını keseyim, müdahale edeyim. Hani performansını düşüreyim. Biraz canlı canlı ameliyat yapmışlar diyeyim yani. Hani teta seviyesine indirmişler ama deltaya geçmediği için tam uyku, evet. Derin uykuya geçememiş. Zaten ben şey düşünüyorum buraya gelirken evet diyorum yani bu bir tesadüf değil. İsmihan bu bir tesadüf olamaz. Çözümü Yücel Hoca'dan bulacaksın, alacaksın. Hatta ben resmen yardım da isteyecektim. Yani şöyle bunlar bu vizyonlar bana ne anlatmak istiyor, ne yapmam gerek? Yani gerçekten bilmiyorum ne yapacağımı. Hani ne yapmalıyım, nereden gitmeliyim, ne yapmalı Yüce vizyonum hocam? Ne benim hocam yani bunlar. Yani şimdi ne yapmalı motomot ona cevap verilmez ama şu cevap verilir. Artık talip misin değil misin yani hani evren net cümleleri ister. Net niyet cümlesi, muğlak cümle istemez tamam mı? Hı-hı. Evet ben artık talibim, ben artık
Hatırlamaya talibim. Neyi hatırlamaya talibim? Geliş amacımı. Görev vaktim varsa onu açmaya talibim. Onu anladıktan sonra gereğini yapmaya talibim. Sonra gereğini yapmak için ışık tarafından, rehberlerimden yardım istemeye talibim. Yani net bir şekilde talibim. Önce hatırlamaya, sonra hatırladığım, gördüğümün gereğini yapmaya talibim diyecek. Yardıma talibim. Net bir şekilde. Önce yardım, sonra o yardım etmeye başlayacak. Niye geldi? Gelmezdi yani. Niye geldi? Göremiyorum dediniz ama. Görüyorum. Hayır. Ademoğluna yardıma gelmiş yani sonuçta. Bu geçiş aşamasında insanları uyandırmaya farklı farklı, yani sırf reptilyan ustası, üstadı olmak, onunla ilgili çok bilir kişi olmak büyük fark yaratıyor. Çünkü reptilyanlar, Anunnakiler bunlar baş aktör. Yani o konularda uzmanlaşmış bir bilir kişi gelmiş işte buraya. Gelmiş yani. Ama önce kendine gelecek. Güçlerini eline alacak. Hatırlama boyutu. Evet. Yani bir sürü potansiyeli var sonuçta. Onlar açığa çıkacak. Yani şimdi potansiyeli açığa çıktığında reptilyanlar hani komutanı talimat varsa gelmek istemez. Yani ölüme gidiyorum yani. İsmihan'a gidiyorum, ölüme gidiyorum gibi bir durum. Ama şu an tırnak içinde daha tıfıl durumda yani. Hazır uyanmamış. Ve yetişemesin istiyorlar yani. Görevini yapamasın diye agresif davranıyorlar. Bu standart bir şey değil. Süreci standart değil. Çok agresif bir süreç var. Hep bir denge vardır burada. Agresif süreç varsa, agresif saldırı, burada da o kadar potansiyel vardır. Yani bunun karşılığı olmak zorunda. Tabii. Yani sokaktaki herkese böyle agresif saldırmazlar yani. Öyle bir şey yok. Tam olası, hani karşılığını bulan bir sürü seyirci şu an evet ben de ona benzer deneyimler yaşadım diye olabilir. Ama İsmihan özelinde burada ekstra bir durum var yani. Ekstra bir durum var. Ama niye var? Karşılığı var, potansiyeli var yani. Fark yaratacak bir karakter. Yani fark yaratacak bir karakter. Ha başarır başarmaz talip olur, özgür iradeye müdahale yok. Özgür iradeye Allah bile müdahale etmiyor. Rehberler nasıl etsin yani? Etmez. Ama üst benliği sonuna kadar onu yönlendirmeye çalışır. Zorla bir şey yapmaz. Ha bu saatten sonra ben gene uyumayı tercih ediyorum veya suya sabuna dokunmam, ben idare edip buradan basıp gideceğim diyebilir. Eyvallah. Öyle ama, değil işte hocam. Çıkmış ama, buraya kadar ama, gelmiş ama, bu hani hikayeyi baş döndüren yaşadıklarını anlatıyor. Söylüyorum. Seyircilere, seyircilere de hani kızım de sana söylüyorum, gelinim sen anla. Evet çok iyi anladım. Yani çünkü bunlar hep bir olasılık. Şimdi X bir kişi vardır. Bu suç değil, yanlış değil. Kimseyi yargılayamayız. Her şey böyle olmuş olsa bile, idrak etmiş olsa bile işte Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet yok kardeşim ben sakin bir hayat yaşamak istiyorum dediğinde ona kimse bir şey diyemez, yargılayamaz. Yanlış bir şey tabii yok. Ki, tabii İsmihan ki. İsmihan özelinde ben artık talibim diyebilir ama biz bu programı niye yapıyoruz? Özelden genele bir bakış açısı da getiriyoruz, bilgi de getirmeye çalışıyoruz. O yüzden hani bunu söylemek önemli. Aa benim görevim buymuş, bu tecrübeleri yaşadığım için görevim buymuş, ben bundan sonra ne yapacağım? Daha çok bunalıma girer adam. Yani bu olasılıkların orada olduğunu seyircilere söyleyelim. Ne yaşarsan yaşa, sen şu an özgür iradenle, şu anki bilincinde her türlü tercih yapabilirsin kardeşim. Kimse sana bir şey demez. Problem yok yani. Biz şimdi özel bir vakayı inceliyoruz. Aha. Ama hassas konularda da uyarımızı yapalım, rahatlatalım da karşı tabii tarafı. İlle yani metafizik olaylara girmek zorunda değil. En havalı üst varlık gelmiş olsa bile dünyevi yaşayıp gitmek istiyorum diyebilir. Hiçbir yanlış yok. Onun bileceği bir şey yani. Ama biz yaşanılanı söylüyoruz. Yaşanılanın arka planında böyle şeyler de olabileceğini ifade ediyoruz. Yaptığımız budur yani. Peki bir şey diyeceğim. Fiziki bir şey çıkar mı? Orada fiziki bir şey mi var? Yani fiziki bir şey var ama çok şey... yüksek frekanslı olduğu için onu hani görsel göremezsin. Ama bazı makinalarla onu varlığı yüksek frekansla edilebilir. Onu zaten o ispat edilmiş şeyler. Hani o öyle videoları ben izledim yani. Hani şimdi çok yüksek frekanslı spektrumda hani oradaki maddeyi algılayacak, röntgenini çekecek düzenekler var şu an dünyevi düzlemde. Hani öyle bir şey var sonuçta. Ben görüyorum şöyle dişleri olan böyle bir genel silindirik bir şeyi takmışlar oraya yani. Tam hara bölgesi yuvarlaktır. Tam ona böyle iz düşümlü bir şey takmışlar. Kancalamışlar. Enerji akışını kesiyor. Ya ben bunu söylüyorum. Yani ne yapayım, içimden bu taşıyor. Rabbim nereye düştük? Allah'ım ben ne yapıyorum diye diye 55. bölümünde miyiz arkadaşlar herhalde programın? Ne diyeyim? Yani katkı sağlasın. Bir, ikincisi süreç bizi nereye götürecek gerçekten bilmiyorum. Hani Rabbimin bizden muradı neyse yerine getirebilmek nasip olsun diyor hocam. Hani ne yaptığımızı ben de bilmiyorum. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum inşallah. Yani kalbimi Allah görüyor. Ben kendi adıma konuşabilirim.
ben katkı sağlamak için buradayım. Biliyorum. Ve %100 emin olmadığım bir şeyi de ortaya koymam. Çünkü vebali var, sorumluluğu var. Yani çok üst perdeden bir şeyler anlatıyor olabiliriz ama ben iç dünyamda %100 emin olduğum şeyleri ortaya koyuyorum. Allah şahit olsun yani. Peki böyle. Şifa olmasını diliyorum sana. Amin. Yolculuğundan mutlaka haberdar olacağız. Yani hı hı. Buradayız, bir telefon mesafendeyiz. Hı hı. Katkı sağlamasını diliyorum. Son sözleri sen söyle. Son sözleri. İçin rahatladı mı? Ne oldu sence? Ne oluyor? İçim çok rahatladı. Buradan? Çok mutluyum. Birincisi evet onaylandım. Yani bu çok hoşuma gitti. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Benim düşüncemin de dışında artık bir şeyler gelişiyordu. İkincisi buradaki buradan aslında insanlara rehber olmak istedim. Niye rehber olmak istedim? Bazı yani çoğu şey dedik ya az önce, dünya illa dünyasal olacak diye bir şey yok. Bunun ruhsal boyutuna da baktığınız zaman daha rahat yaşarsınız. Çoğu şey de elimizde değil. Elimizdeymiş gibi görünüyor. Evet belki seçim haklarımız var ama bazı yerde de tıkanıyoruz. Ya ben çok kısacası çok ciddiye alınacak bir dünya olduğunu görmüyorum. Yani şu an aklımla söylüyorum. Belki 7-8 ay önce, 1 yıl önce belki böyle düşünmüyordum. Her şeyi çok takıyordum. Ama şu an ne insanları ne olayları hiçbir şeyi takmıyorum. Hatta bu dünyayı bile önemsemiyorum. Ama mecburen orada yaşıyorum. Orada ince bir çizgi var. Hani bir ayetle hani destekleyeyim. Şu iğreti dünya hayatını, şu iğreti dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Devamı çok önemli. Ah bir bilebilseydiniz diyor. Hı hı. Ah bir bilebilseydiniz. İnce çizgi şu. Buranın oyun alanı, hani tırnak içinde bir oyun alanı, düşman yok hani ama rakip var. Mücadele ediyorsun ama ruhani boyutta ruhuna hiçbir şey olmuyor, sonsuz. Onu kesin biliyorsun. Kimsenin ruhani anlamda kurtulmaya ihtiyacı yok. Bunlar cebinde. Ama hani burayı önemsememek değil de fazla ciddiye almadan, evet, dengeden şaşmadan oyunun hakkını vermek diyelim. Tabii. Biz buraya geldiysek gelmeye değer bir yermiş. Gelmeye tabii değer bir yere, değer olmayan bir yere özgür iradenle gelmezsin. Gelmeye değermiş ki sen buraya geldin. Geldiysen geliş amacının hakkını vereceksin. Sonra git ne yaparsan, evet, yap. Ama buraya geldin ya, buraya gelmeye değer bir yere geldin. Ve çok bedel ödeyerek geldin, tabii, biliyor musun? Çok bedel. Halen ödüyorum. Her şeyi unutarak geleceğini biliyorsun. O diyelim 80 yıllık bir ömür burada çok uzun. Çekilir dert değil. Evet. Sen bunu bile bile geldiysen, bu kadar acıyı göze aldıysan, burası değerli bir yer. Değerli bir yer. Ama buraya demir atmayacağız. Bu bilinçte olacağız. Tabii. Bir oyun alanı ama oyunun hakkını vereceğiz. Oyun hakkını şöyle vermeliyiz bence. Kimseye acı vermeden, evet bir oyun alanı ama bence dinler de bu yüzden gelmiştir. İnanç da bu yüzden. Kimseye acı vermeden, kimseye zarar vermeden, layıkıyla kendimiz, kendi yolumuzda yaşayıp gitmek yani. Bu bedeni burada bırakana kadar yaşamak çok önemli. Onun dışında çok ciddiye almasınlar yani. Bize de hayatın, her birimize hayatın ve programın içinde de anlatmak zamanının hakkını vermek nasip olsun. Benim için de anlatmak zamanı, anlaşılmak istiyorum, anlamak istiyorum diyorsanız aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarasına yazın. Bir fotoğrafınızla birlikte mutlaka gözleriniz görünsün. Yüce Hocam bakıyor ve seçiyor konuları. Ve arkadaşlar mail adresimize de yazabilirsiniz. Onu da aşağıda görüyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Ölülerin ışığa gitmesine yardımcı olmuşsunuz. Özellikle deprem sürecinde. Ne dedi size? Mezarında çok korktuğunu söyledi. Ölü arada arafta kalmış işte, hani arada kalmış destek isteyen ruhları ışığa gönderebilecek medyumları ölüler bir özelliğinden tanıyabiliyor. Vaktin gelmedi dediler. Aşağı vücuduma postalandı. Arafta kalan ruhlar farklı sebeplerle arafta kalabiliyor. Bir ani ölüm mesela, hiç öleceği yok falan. Ani bir trafik kazası, farkında değil. Hep beraber yukarı çıktık. Sonra kapıya bıraktım, onlar geçmek isteyen geçti. Ne büyük bir hizmet değil mi İlkay Hanım? Binlerce ruhu mu geçirdiniz yani? Deprem ani ölüm yani. Kaç tanesi arafta kalmıştır? Vallahi ben de ne yaptığımı biliyor muyum acaba yani? Geçen Yüce Hocam'la konuştum. Kalbim biliyor. Kalbim bilmeseydi asla yapmazdı.